Davetlere çıkaralım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, saadeti hepimizin üzerine olsun. Ben kardeşlerim şu anda 1969'lara gidiyorum. Bağımsızlıktan bu tarafa nizam, milli selamet, refah, saadet şu ana geldik. Refah diyoruz. Saadet diyoruz. Ve şu cuma gününde rahmetli Erbakan hocamın ve Muhsin Yazıcı abimizin ruhuna bir fatiha vermek istiyoruz. Hadi buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta l-müstakîm. Amin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın Başkanım, Sayın Emniyet Amirliğim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Musavirler, şu anda bizim nazik davetimize hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şu anda çok konuşmacılar var. Ben fazla uzatmayacağım. Şu anda selamun aleyküm, cumanız mübarek olsun. Getirin. Leopard tanklarının mimarı olan, Panzer motorlarının bu ülkemize ilk getirilmesine sebep olan rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocam başta olmak üzere tek bir hayalim vardı. Adriyatik denizinden Çin sattığına kadar İslam Birliği'ni kuracağım diyen şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu da başta olmak üzere. Rahmetli Adnan Menderes, rahmetli Turgut Özal, rahmetli Alparslan Türkeş'i de rahmet, minnet ve mağfiretle anıyorum. Genel Başkan Yardımcısıyım. Muhsin Yazıcıoğlu'yla 20 yıl siyaset yapma şerefine nail oldum. Fakat Türkiye öyle bir yere geldi ki herkes kendi menfaatini düşünürken, herkes kendi partisinin menfaatini düşünürken biz Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi olarak hem parti hem şahsi menfaatlerimizi bir kenara koyarak önce ülkem, önce devletim, önce milletim dedik ve birbirimizin elini tuttuk, meydanlara indik. Şimdi bize ittifak yapın yoksa barajı aşamazsınız diyenler artık bu ittifağı, milli ittifağı Allah izin verirse Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında güçlü bir şekilde temsil etme yetkisini verecek. Gittiğimiz her yerde bunun emarelerini görüyoruz. Her yerde milletimiz bizi kucaklıyor ve müthiş bir heyecanla karşılıyor. Niye böyle? Değerli arkadaşlar, Türkiye'de ilk defa hakimler ve savcılar tutuklanmaya başladı. Türkiye'de ilk defa emniyet müdürleri cezaevlerine gitti. Türkiye'de hukuk ilk defa ayaklar altına alındı. Türkiye'de 50 milyon insanımız
açlık ve yoksulluk sınırının içinde yaşıyor. Türkiye'de dış politikada çevre ülkemizlerin hiçbiriyle bir ilişkimiz kalmadı. Tamamıyla düşman pozisyonuna düştük. Hanımefendi kardeşlerim, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları, ayaklarının altı öpünesi annelerim, hoş geldiniz. Bizler için çok anlamlı olan bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi bir birliktelik kurmuş, buradan bir milli ittifak oluşmuştur. Bu kardeşiniz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin içinde olmamış, hiçbir zaman aktif siyaset yapmamıştır. Ancak şu an bu milli ittifakta Mersin milletvekili adayı olarak karşınızdadır. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde yürütülen siyasetten, daha doğrusu hem muhalefetin yürüttüğü siyasetten hem de iktidarın yürüttüğü siyasetten herkesin rahatsız olduğunu çok iyi biliyorum. Arkadaşlar, ulusal medyada dahil olmak üzere öyle bir algı yaratılmakta ki sanki şu an var olan partiler dışında ülkeyi yönetebilecek, ülkeyi idare edecek başka hiçbir parti yok. Sadece var olan partileri seçmek zorundasınız diye bize diretiyorlar. İşte değerli kardeşlerim, ey ulusal medya, bize ne kadar bizi yok sayarsan say, Milli İttifak 7 Haziran'da milletimizin desteğiyle bu oyunu bozacaktır. Değerli arkadaşlarım, Milli İttifak ülkemizde yaşanan, ülkemize yapılan güzel hiçbir şeyin karşısında olmayacak. Güzel olan hiçbir şeye kötü bir muhalefet yapmayacaktır. Milli İttifak'ın muhalefeti sadece milletimizin çıkarları doğrultusunda olacaktır. Ayrıca Milli İttifakımızın iktidarında vatandaşımızın saadeti ve huzuru için her şey en ayrıntı noktasına kadar hesaplanmıştır. Değerli arkadaşlarım, hava biraz sıcak, sizleri fazla tutmayacağım ama söylemek istediğim birkaç şey daha var. Günleri esnafımız burada. Sağ olsunlar, iş yerlerini bırakıp bizleri kırmadılar ve bizleri onur ettiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Buradan esnaf arkadaşlarım, sizlere sesleniyorum. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu şöyle dedi. 2002 yılında kredi kullanan esnaf sayımız 82 bindi. Sadece geçen yıl kredi kullanan esnaf sayımız 300 bin olmuştur. Toplamda da bu sayı 1 milyonu geçmiştir diye buyurmuşlardı. Sayın Başbakanımın bu sözüne ben bir yorum yapmıyorum. Ancak buradan şunu da söylemekten kendimi sakınmıyorum. Sayın Başbakanım, bu esnaf yatırım yapmak için o krediyi çekmedi. Bu esnaf borçlarını ödeyebilmek için o krediyi çekti. Günlerde esnafımın artık kredi çekebilecek bile mecali kalmadı. Bunu diyor, bunu. Değerli arkadaşlar, buradan dikkatinizi bir şeye daha çekmek istiyorum. Bakın, günler yolumuz tamamlanmak üzere. Ne güzel yapılıyor. Günlerimizin, Günler Silifkalası bu yola gerçekten çok ihtiyacı vardı. Ve inşallah bir an önce de bitecek. Ancak bu yolun bitmesiyle bizleri başka bir sorun bekliyor. Değerli arkadaşlarım,
haklarımıza sahip çıkmazsak, günlerimizi yaşanabilir bir kent yapamazsak, günlerimizde insan kalmayacak, insan. Bugün hangi esnaf arkadaşımın yanına varsam, hangi memur arkadaşımla konuşsam, Silifke'ye, Mersin'e taşınmanın hesabını yapıyor. 20-30 dakikada gider gelirim diyor. En azından rahatça yaşarım diyor. Değerli arkadaşlar, bizim bir sürü iş adamı arkadaşlarımız var, esnaf kardeşlerimiz var. Bunlar inanın o kadar duyarlılar ki, siyasi partideki arkadaşlarımız, ey siyasetçiler, ey iktidar sahipleri, bu arkadaşlarımızdan utanın. En az bunlar kadar siz de günlere sahip çıkmak zorundasınız. Bunu iyi bilin. Bakın, Bekir Pınar kardeşimiz aramızda tüm yatırımlarını günlere yapmakta. Bir günlere aşığı, günler için uğraşmakta. Yine aynı şekilde Sayın Salih Yıldırım abim, Sayın Veli Gök abim, Sayın Mustafa Şeref Kızıl abim, Sayın Mehmet Toz abim, Sayın Şallak kardeşler, Sayın Hasan Ali Bel abim, Sayın Yüksel Çelik abim. Bu kardeşlerimiz var ya, günlere yatırım yapıyor. Çünkü günleri siyasetçilerden daha iyi düşünüyorlar. Yine aynı şekilde bakın İsmail Bademir kardeşim, onu da hepiniz bilirsiniz. O da bir günlere aşığı. Bizim misafirimiz geldiğinde akşamları açık lokanta bulamadığımız için buradan Aydınca, Silifke'ye mutfağa misafirlerimizi yemek yemeye götürüyor idik. Kardeşimiz açtı iş yerini, akşamları açık tutuyor. En azından bir misafirimiz gelse misafirimizi en güzel şekilde ağırlıyoruz. Belki işlerinden memnun değil, belki zarar ediyor ama ben bugünlerde bu hizmeti yapmam gerekir diyor. Değerli arkadaşlarım, gelin partiyi, görüşümüzü bir kenara bırakalım. Tüm siyasi partilerimizle günleri yeniden inşa edelim. Bakın, benim esnaf kardeşlerim, bakkalım, esnafım, kasabım, manavım, fırınım, berberim, bugün siftah yapmadan dükkanını kapa diyor. Kardeşim, bunlar işini iyi yapamadığı için siftah yapmıyor değil. Bu arkadaşlarımız burada insan kalmadığı için siftah yapamıyorlar. Değerli arkadaşlar, partimiz, görüşümüz, hangi partiye gönül verdiğimiz, hangi partiye oy verdiğimizin hiçbir önemi yok. Bu kardeşiniz sizden bir oy istiyor. Bu oyu ne için istiyor biliyor musunuz? Gümrük esnafının yanında olmak için istiyor. Gümrüğün sorunlarını, gümrüğün tüm meselelerini en üst perdeden konuşabilmek istiyor. Bana vereceğiniz bir oy sizin ne partinizi küçültür ne de partinizi büyütür. Ama bu kardeşiniz bilin ki sizin yanınızda olur, sizin sorunlarınızı çözmekte ve çözdürmekte en üst noktada olur. Değerli arkadaşlarım, sıcak dolayısıyla sizleri tutmak istemiyorum. Tekrar hepinizi en kalbi